müzesi, National Saat History Museum, Kulesi Saat mi? Kulesi. Yani gerçekten yani Londra güzel bir ülke. Sistemi çok güzel. Efendime söyleyeyim, trafiğinden olsun da Metro. metrosu. Yani dünyanın en büyük metrosuna sahip bir ülke. Evet. Ve gerçekten Şehrin altı delik şehrin deşik. altı delik deşik Evet. ve Biz metroda kaybolduk. Evet. Türkler geldik. El alemin Londra'sında kaybolduk. Evet yani. Yok böyle, ya yok böyle bir şey Ensar. Metro ama nasıl biliyor musun? Buradan başka bir duraklar geçiyorsun. Buradan böyle böyle. Yani bir tek düz durak hani bizim burada bir tane var. Kullanıyor musun biliyorum metroyu. Ben Tabii canım. bayılıyorum. Yani Neden kullanmıyorsun? metroya Bana ne tabii. bayılıyorum. Hem çok modern hem çok ucuz. Gerçi ama sizin orada çok pahalı o. Türkiye'de 3 milyon. Sizde eminim 15 milyondan değildir. Devamlı kullanmıyorum ama mesela kullanmıyor musun? Yok yok yok. Çünkü zaten aracın mı var? Aracım var. Ha, anlamda. Evet, aracım var ama yani iki katı bir şey herhalde. Bir 8 TL'ne patlıyor mesela. Bile. Ama az değil yani. Zaten Londra'da arkadaş bir sandviç 50 milyon. Çok evet. pahalı. Şimdi ne kadar zamandır buradasın sen? Ben genel yani toplamında Türkiye'de yaşamışlığım 6 sene. Abi sen şöyle bir sene İstanbul trafiğinde kal bak bakalım özel arabaya hiç biniyor musun? Tabii hayatta Metrobüs kurban olurum diyeceksin bu sefer. Ben Londra'da trafik kötü. Yani kötü berbat. Mü? Dünyada böyle bir yeri yok. Aa. Böyle bir şey yok ama İstanbul'a geldikten sonra dedim yok. Abi. İstanbul en babası, en İstanbul yükseği. Yani İstanbul'un trafiği gerçekten fazla. Daha fazla. Londra'dan fazla. Daha fazla. Haklısın. Üç keser, iki değil. Ama bildiğim için hani fiyatlarını o yüzden söyledim. Hani biletler işte 2-3 katı. İşte bir sandviç 50 milyon. Ay, ne pahalı bir pizza bilmem kaç para. Çok pahalı hayat orada. Herhalde işte yani herhalde parası olan hani yaşasın burada olmayan gettolara gitsin diye bir mantalite mi var bilmiyorum onu da düşünüyorum ama Yok. ne dersin? Nasıl getto derken? Hani şehrin dışı varoşlara gitsin. Hani parası olan merkezde yaşa. Aslında Yok, Türkiye'de de, yok genelleme. Türkiye'de de biraz böyle aslında. Yok yani Değil mi? yok değil mesela şimdi Londra dışında yaşamak şimdi daha rahat diyebilirim. Hatta Eminim. yani çoğu insan mesela iş sahipleri olanlar çoğu Londra dışında yaşıyor ve merkeze geliyor çalışmaya. Yani Evet. öyle Londra dışında mesela garibanlar içinde zenginler diye bir şey yok. Orada karışık aynı. Yani ama Anladım. diyebilirim o metronun da gerçekten faydası var. Değil Çünkü mi? o metro belki de olmasa aynı İstanbul'un trafiği gibi olurdu Londra'nın Değil mi? trafiği. Aynen. Yani şimdi Allah'tan bizim metrobüs gibi yani. Bizim metrobüs olmasa Metrobüsümüz, metromuz var da. Ama yani çok karışık sizde gerçekten ya. Ne kadar çok zenci var değil mi bu arada? Londra'da Londra'da çok şaşırdım. çok Uzak Doğulu zenci çok fazla vardı. Beyazdan daha çok gördüm onları. Zaten Londra mesela belli bir sokaklar var Londra'da İngiliz göremezsin. Aa. İngiliz göremez yani yok İngiliz yok. Yani İngiliz artık yürürken İlginç. caddelerde o kendini yabancı gibi hissediyor. O kadar göç almış Evet ki değil çok mi? dolu çok göç Çok var. Uzak Doğulu vardı. Taylandlı vardı filan. Ben de biraz şaşırdım yani. Ama sizin böyle çok değişik sosisleriniz falan var. Onları çok beğendim. Çok büyük sosisler böyle. Evet. Hot dog falan diyorsunuz değil mi Evet, onlara böyle? hot dog. Hot dog. Onlar falan çok lezzetli ama. Güzel. Bayıldım. Evet. Yani güzel. Ya şimdi devamlı onlar da biraz da şey pork dediğimiz şey var. Onlar şimdi o büyük Şey mi sosuna domuz gelin mu? domuz. He domuz. Domuz onlar genellikle domuz o ama helalleri de var yani satıyoruz biz de satıyoruz. Muhakkak tabii ki Evet. vardır. Peki hayat gerçekten hani senin için de pahalı mı gözüküyor orada? Yaşamı nasıl idame ettiriyorsun? Şimdi Londra'yı 20 sene önce daha iyiydi. Hayat, yaşam daha iyiydi. Yani He. orada daha rahat bir hayat geçindirebiliyordun. Şimdi biraz karın tokluğuna çalışıyor gibi bir durum var Biraz. orada. Mesela tamam kazancın daha iyi ama kazancın ne kadar iyiyse her şey de ona göre ve Pahalı. pahalı. Yani aslında bir fark yok Türkiye ile. Burada asgari ücret daha tam daha az para alıyorsun Çok az ama ama daha burada. ucuz. Yani hemen Diyorsun aynı bir denge diyebilirim. Ha. tutturulmuş evet. Yani orada daha para kazanıp da buraya yatırım yaparsanız tam iyi. Yani. Yani öyle kazanırsınız bir Çoğu tek Türk de ama. öyle yapıyor şükürler olsun gene biliyor musun? İyi ki hani ülkemizde ev alıyorlar, işte araba alıyorlar. Yani burada daha ucuz tabii yurt Evet dışına tabii göre çok daha ucuz. Filan böyle. Versin. Neden birini olmaz? Neden? Olur Tamam neden seve olmaz? seve. Hani çok büyük hayranıyız da Karadeniz onun yüzden. Bak Tolgacığım da gelmiş Türkiye'den buraya. Olur Sonuçta inşallah. yazın inşallah buralardadır. Peki gidip gelme İnşallah. sıklığı nedir? Daha çok olacak. Tabii ikinci albüm çalışmaları da olacak pek Onlara yakında. girdin mi? Gireceğiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sen çok zengin bir adamsın herhalde arkadaş. Bizi şaşırttın. Şimdi iki şarkı söyledin. İkisinde klibi var.
Var. Maşallah. Ya işte her şey bütçemizden belli bir bütçe ayırdık. Süper. Ve o bütçeden kullandık. Ama iki klip çekmek Türkiye'de herkesin yapabileceği bir iş değil, söyleyeyim. O anlamı söylüyorum. Çok büyük bütçeler. Ha, belki sen ucuz ya da iyi fiyatlara çektiriyorsundur ama iki klip süper. Şimdi ekonomi düşündük biz. Hatta o iki klibi Green Box'ta çektik ve ikisini Blue aynı Box, günde çektik. Evet. Hmm. Ha, oradan biraz, oradan süper. Yani iki klibimiz olsun bu albüme. Süper. Yani iyi düşündük. Harika. İşte akıllı lıkta böyle bir şey. Aynı evet. günde Blue Box'ta bir stüdyoda. Evet. Sevgili kardeşimle dışarıda biraz kuliste sohbet ettik de ben her zaman şunu söylüyorum. Bir iş ne kadar kaliteli olursa olsun bakıyorum da sevgili kardeşimin böyle şimdi. Fotoğraflar çok güzel. Her şey. Kartonat kabakları olsun, CD'si olsun, şarkıları olsun, altyapıları olsun, değil CD'si mi? Olsun. Her şey on numara ama. Evet. Dur bakayım ne oldu? Her zaman şunu söylüyorum. Ne oldu? Ne diyecek bakayım. Bir işi ne kadar kaliteli yaparsan yap, ne kadar kaliteli klip çekersen çek. Sunumu önemli değil mi? Sunum değil. Paket. Hayır, o da değil. Ne? Promosyon. İşte bu buyur. Karadenizli'ye inat edecek ben de. Sunum diyorum, paket diyorum. Aynı. Yani işte bu promosyon. Aynı değil mi? Sunum aynı o değil mi? Yani promosyon ve reklamını yapmadıktan sonra bir işi ne kadar o kaliteli yaparsan söylüyor. Yap. Şimdi benim sana tavsiyem. Bu işi madem bu kadar güzel yapmışsın, önemsemişsin, kalkmışsın, oradan buraya gelmişsin ve çok güzel bir iş yapmışsın, iki klip çekmişsin ama sana tavsiyem bu olayın üstüne dur ve promosyon reklamını şey, yapmadıktan sonra... Yeni başlamışlar sonra ama onlar da ne yapsın, yani. Yeni başlamışlar. Yani. İki ay oldu ama yani... iki ay önce klip şeyde dönüyor galiba. Müzik kanallarında dönüyor. Evet dönüyor. Kıskançlık zaten. Kıskançlık klibi döndü, Kral'da döndü, Number One'da döndü. Güzel, ne güzel. Ve... Vazgeçtin de şimdi Number One'da dönüyor. Harika. Ali Karaca Bey sağ olsun. Müzik kanalları gerçekten çok önemli. Evet. Dur bu konuya devam edelim reklam aramdan sonra. Efendim son bölümümüze hoş geldiniz. Çok güzel bir yine orta ayar bir şarkı değil mi? Biraz slow gibi, biraz hızlı gibi. Çok keyifli bir şarkıydı. Bu şarkı da yine senin. Evet. Değil mi diğerleri gibi? Söz müziği bana ait. Harika. Ne kadar güzel. Aynen öyle. Yani o yüzden doğru. Biz çok duygusal insanlarız. Böyle aynen. Dış yapımız mesela bana da çok şunu da çok söylüyorlar mesela. Ne derler? Ya diyorlar ki mesela çok çılgınsın arkadaş. Resmi giyindiğim zaman sana hiç böyle radyo programcısı veya show programcısı tipi yok abi. Sende mafya tipi var. Bak bunu söyle birçok insan var yani işin aslında arasan. O da ama işte aşırı duygusal bir insanım ve evet, ama kardeşimin şarkısı gerçekten değil böyle seni başka bir yere götürdü bir şey aynen oldu. Aynen öyle oldu. Yani ben işin aslında arasan böyle bir şey beklemiyordum bu kardeşimden. Böyle ne bir güzel. Çalışma beklemiyordum. Sıradan bir çalışma bekliyordum ama her şaşırttı şey profesyonel bir şaşırdım yani. Çok sağ ol. Harika. Teşekkür bu arada tekrar teşekkür ederim. Bu arada yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Her iki konuma da teşekkür ederken son veda yine cümlelerini kendi ağızlarından almak istiyorum. Sonra da can damarımsını beraber de söyleyeceğiz. Sevgili Tolga çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Kanal T ekibine ve size ayrıca Bülent Bey. Çok çok memnun kaldım. Ne güzel öyleyse. İnşallah bize. İkinci albümümüzde de buluşmak tabii ki. Ümidiyle. Tabii ki irtibat dileğiyle. Koparmayalım. Muhakkak teşekkür yine ederim. Yine sizi burada bekleriz. Çok sağ olun. Bakalım yeni albüm kapağınız falan nasıl olacak merak ediyoruz ikimiz de değil mi? Çünkü bu böyle çok şık çok güzel bir görüntü. Biz de size başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Pekala,